Çanakkale basını güzide mensupları ve bizi dinleyen, seyreden Çanakkale halkı. Bu söyleşiyi, bu basın açıklamasını yapmaktaki gayemiz özellikle çirkefleşmiş Türkiye siyasetine artık bu çirkinliklerden arındırılması arzumuzu beyan etmemiz. Nedir özelinde konu? Şöyle, ömrü Türk milliyetçiliği, Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliğine adamış bir kitle olarak, bireysel manada da arkadaşlarımla beraber de bu minvalde verdiğimiz mücadeleler neticesinde zaman zaman sıkıntılar yaşadık. Bu sıkıntıların içerisinde cezai süreçler yaşandı. Bu sıkıntıların içerisinde kamusal alanlarda zaman zaman problemler yaşadık ama tek gayemiz Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliğini hayatımızın her alanına yansıtabilmekti. Şahsen benim de 2009 yılında bu minvalde mücadelesini ettiğim bir olay neticesinde aldığım bir cezam vardı. Bu cezama binaen gerekli ceza işlemler gerçekleşmiş olmasına rağmen 2017 yılı sonrası tüm haklarımı iade almış bir yine siyasetçi olarak sahada aktif olarak rol almaya başladım. Gerek diğer partiler sürecinde gerek İyi Parti'nin kurulması, daha akabinde Zafer Partisi'nin kurulması noktasında aktif olarak çalıştım. Çeşitli yönetim kurulu üyelikleri yaptım. Kurucu il başkanlığı görevi yaptım. Bu tabii ki takdir ederseniz ki bu süreçte Yüksek Seçim Kurulu dahil olmak üzere Yargıtay'da sürekli dosya alışverişimiz oldu. Bunları neden anlatıyorum? Geçtiğimiz hafta Cuma günü saat 16.30 telefonumuzun çalması neticesinde bildiri aldık. Dediler ki Yüksek Seçim Kurulu tarafınızın geçmiş dönem almış olduğu cezalardan dolayı memnu hakların iadesi gerçekleşmemiş ve bu yüzden Yüksek Seçim Kurulu kanunlarına göre milletvekili seçilme olasılığınız ortadan kalkmıştır. Hiç tereddüt etmeden hayır tabii ki olabilir, sıkıntı yok. Lakin bu süreçlerin seçilmiş bir il başkanı olarak nasıl yaşadığımızı merak söz konusu diyerek kendilerinden bilgi istememize rağmen herhangi bilgi alamadık. Hızlı bir yapılanma akabinde il yönetimimizde hukuk işlerinden sorumlu il başkan yardımcımız Sayın Mehmet Kırmacı'yı birinci sıradaki olarak birlikte tavsiye ettik ve neticesi Yüksek Seçim Kurulu'ndan yeni bir listeyle dönmüş olduk. Ve birinci sıra adayımızın ismi değişmiş oldu. İsmi değişmiş oldu. Başka hiçbir şey değişmedi. Bu konuda tüm arkadaşlarımız daha önceki hummalı çalışması neyse o şekilde yapmaya devam edecek. Velhasılı Çanakkale kamuoyu bizi sadece Zafer Partisi'nden tanımaz. Türk milliyetçiliği anlamında verdiğimiz tüm mücadelelerimizden gerek üniversite hayatımızda gerek daha sonrası Çanakkale içerisinde bulunduğumuz siyasi ortamlardan tanır. Tabii bu konuyu ben odaklı olmaktan çıkarmak istiyorum. Zaten ben odaklı bir konu değil. Ama sadece uygulanan haksızlığın, hukuksuzluğun neden uygulandığını merak dışında başka bir şey yapamıyoruz. Çünkü biliyorsunuz hepiniz şu an mecliste birçok siyasi partinin tasvip edelim etmeyelim milletvekilleri mevcut. İşte dağdaki bölücülerle omuz omuza koşanlar mevcut. İşte domuz bağcılar yarın birilerinin sayesinde mevcut olacak ama Türk milliyetçileri maalesef girdiği mücadelelerden dolayı engellenmek istiyor. Biz de bunu bireyselin dışında Türk milliyetçiliğini tekrarında ayakta tutabilmek adına zaten organize ediyoruz. Hiçbir sıkıntımız yok. Çanakkale yerelinde an itibariyle inancımız ikiye katladı. An itibariyle yürüme şeklimiz, gücümüz ikiye katladı. Sadece bu telaşa düşenlere buradan seslenmek istiyoruz. Arkadaşlar Türk milliyetçiliği hiçbir zaman yalnız kalmadı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk yola çıktığında birileri ona sormuştu. Paşa ordumuz yok nasıl yapacağız? Kurulur demişti. Akabinde silahımız yok nasıl yapacağız dendiğinde bulunur demişti. Düşman çok nasıl yapacağız dendiğinde ise yenilir demişti. Hepsi yapıldı çok şükür. Biz de aynı minvalde yani Kuvayi Milliye'den 1923 Cumhuriyeti'ne kadar süreç içerisinde yaşanan tüm
hukuksuzlukları, haksızlıkları yaşıyoruz ve dibine kadar mücadele edeceğiz. Bu süreçte tüm arkadaşlarım benle beraber biz biriz, harici bir derdimiz, tasamız yok. Bunu kamuoyuyla paylaşmak istedik. Bundan sonraki süreçte yine iki genç arkadaşımız, il başkanımız Avukat Gürkan Yılmaz, birinci sıra milletvekili adayımız Avukat Mehmet Kırmacı, arkadaşlarımızla beraber sahanın tamamını karış karış çalışarak neticeyi en iyi şekilde çıkarmanın hesaplarını birlikte yapacağız. Ben şahsım adına teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçlerde dediğim gibi hep birlikte sahada olacağız. Hep birlikte başarı için tüm gücümüzle çalışacağız arkadaşlar. Cuma günü 4.30'da aldığımız telefon konuşması sonrası Genel Başkanımız Ümit Özdağ bizi aradı. Şaşkınlık içerisinde olduğunu ifade etti. Çok üzüldüğünü söyledi. Durumun nasıl olduğunu sordu. O da çok fazla tabii ki kolay bir şey değil. Bir parti genel başkanı olarak tüm listelerin evraklarına bakma şansı yok. Nasıl olduğunu sordu. Biz de akabinde yaşadığımız süreci anlattık. Bunun daha vahim bir tablosunun daha önce yaşanmadığını beyan etti ve üzüntüsünü söyledi. Ama dediğimiz gibi burası Türkiye Cumhuriyeti içerisinde anayasal bir ülke ise biz bu önümüze çıkan engelleri yasalar nezdinde, yasalar ışığında aşabiliriz. Yarım saat kala listelerin netleşmesine, yarım saat kala bize yapılan bildirimde herhangi bir şey yapamazdık. Ama bizim için tekrar ediyorum, daha hayırlı olacak bir yola girdik. Daha genç, daha dinamik, daha aktif sahada çalışacak bir ekiple seçime giriyoruz inşallah. Evet, Mehmet Bey'den birkaç cümle alalım lütfen. Teşekkür ederim başkanım. Ben Çanakkale Lapseki ilçesinin Adatepe köyündeyim. Çanakkale'nin yerlisiyim. Adım Mehmet Kırmacı. Çanakkale'de avukatlık mesleğini icra ediyorum. Bayramış'tan da evliyim, Bayramış damadıyım. Çanakkale halkının sorunlarını Çanakkale'nin yerlisi bilir. Biz de Çanakkale'mizin sorunlarını biliyoruz ve hayırlısıyla meclise girersek bu sorunların üstesinden gelmeye, çözüm üretmeye çalışacağız. Bizim için burada isimlerin bir önemi yok. Biz arkadaşlarımızla birlikte tamamen Türk milletinin geleceği için çalışıyoruz. Atatürk çizgisinde Türk milliyetçisi insanların yönetimde söz sahibi olması için çalışıyoruz. Burada biz arkadaşlarımızla hep birlikteyiz. Bir isim üzerinden değil, bir ekip üzerinden çalışma yürütüyoruz. Bu da aynı hızıyla devam ederek ilerleyecek, mücadele vermeye devam edeceğiz. Arkadaşlarımızla aramızda konuşurken bir milletvekili çıkaracağımızdan bahsediyorduk. Bu yaşanan olumsuzluklar üzerine biz daha da çok çalışarak inşallah Allah'ın izniyle iki milletvekili Çanakkale'den çıkartacağız. Teşekkür ediyorum. Evet, yine genç bir kadromuz var görüyorsunuz. İl başkanımız Gürkan Yılmaz, o da birkaç kelam etmek ister. Ben kısaca şunları söylemek istiyorum. Türk milleti terörün yeşili ile kızılı arasında bir tercih yapmaya zorlanamaz. Bugüne kadar Türk milletine, Türk milliyetçilerine tercihsiz bırakmadık. Bundan sonra da tercihsiz bırakmayacağız. Okuyucular üzülmesin, bozkurtlar dirilecektir. Eyvallah başkan. Şimdi gelelim Çanakkale yerelinde geçen iki gün önce çektiğimiz bir video çalışması, kampanya, Change.org'dan yaptığımız bir kampanya. Nedir konu? Bizim için önemli olduğunu düşündüğümüz için kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Dardanos yerleşkesinde yer alan Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait bir tesisin özelleştirilmesi. Yani gider ayak birileri maalesef ülkenin kaynaklarını daha önce nasıl heba ettilerse son dönemeçte de bunu pervasızca yapmanın hesabını tutuyorlar. Şimdi Çanakkale'nin çoğu bilir o alanda nasıl bir tesis olduğunu ki geçen sene tadilat alınmıştı. Çok da güzel paralar harcanıp devlet tarafından tadilat yapılmıştı. Ama 12 Nisan tarihi itibariyle maalesef bu alan satışa çıkacak şekilde özelleştirmeye dahil edildi. Tüm kamuya ait, millete ait alanlar birilerinin yaşam alanı, zevk alanı haline getirilmeye çalışılıyor. Biz toplum olarak buna karşı durmazsak, bu direnci öyle ya da böyle mecralarda vermezsek elimizde hiçbir şey kalmayacak arkadaşlar. Çanakkale kamuoyuna özellikle ricamız, özellikle arzumuz imza kampanyasında bize destek vermeleri ve akabinde bu satışın durdurulması için
resmi bütün çalışmalar tarafımızdan yapılmaya başlandı. İtirazlar başlandı. Bize bu konuda da desteklerini talep ediyoruz. Önemli bir konu olduğu için tekrar değinmek istedim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.